Rüya Spor. Bu amatör futbol takımı 34 Afrikalı sporcudan oluşuyor. Bazıları Senegalli, bazıları Nijeryalı, bazıları Ganalı. Amaçları Türkiye'nin ilk yabancı spor kulübü olmak. Muhabirimiz Aytaç Kurnaz İstanbul Bağcılar'da antrenmanı takip ediyor ve gördük, yayına hazır. Erhan Ertürk, şu anda Mahmut Bey stadındayız ve 34 sporcunun çoğu da Afrika'dan geldi ve enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bazıları kar yağışını ilk kez gördüler ve burada tir titriyorlar. Takım antrenmanına devam ediyor. Onların 34'ü de İstanbul Avcılar'da Deniz Köşkler Mahallesi'nde yaşıyorlar. Otobüse bindiler. Ardından da metrobüsle buraya geldiler ve şu anda idmanları başladı. Hemen tanıştıralım. Zokore'yi görüyorsunuz. Kendisi Kongolu, Jonathan Nijeryalı, fil dişili, özür dilerim, Mondi ise Nijeryalı, evet Nijeryalı ve hepsinin tuttukları takımlar var ve biraz Türkçe konuşabiliyorlar. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaş. Beşiktaşlısın. Evet. Ne zaman geldin Türkiye'ye? 2 ay 3 ay oldu. Evet. Sevdiniz mi Türkiye'yi? Çok seviyorum. Jonathan, sen hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray, sen? Galatasaray. Forvet oyuncusu ve takımı attığı gollerle sırtlıyor aslında. Teknik direktörleri Mustafa Bey tam 4 dil bilen bir teknik direktör ve onları her gün çalıştırıyor. Hemen yanımızda ve kendisiyle de konuşmaya başlayalım. Amatörler ya da oldular mı ve hayalleri, amaçları ne, onu sorayım size önce. Yani aslında herkes burada futbolcu olmak için gelmiş buraya. Aha. Profesyonel futbolcular var aralarında. Futbolcu olmayan vardır. Biz onları hazırlıyoruz. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Burada futbolcu olmak için gelmişler. Aralarında profesyonel futbolcular var, amatör var. Hı hı. Seviye iyidir. Gittikçe daha da iyiye gidiyor. Ya, soğuk havaya alıştılar mı peki şimdi? Karlı hava, sağda kar kaplı. Aslında alışkın değiller yani, bu kadar soğuk. Ben de az önce onlara dedim yani, Afrika'da olsanız daha iyi değil mi? Evet diyorlar. Daha çok sıcağa alışkın bir, evet, yapıları var. Şu anda daha amatör olmadıklarını söyleyelim. Aslında ben şunu merak ettim yayından önce. Neden Türkiye'yi seçtiniz diye sordum ve şöyle söylediler. Türkiye'de iyi bir futbol piyasası var. O yüzden biz burayı seçtik. Çünkü burada tutunabileceğimizi, büyük kulüplerde oynayabileceğimizi düşünüyoruz dediler. Tabii önce amatör olmaları gerekiyor. Daha sonra ise, amatörlükten sonra ise hayalleri Türkiye'nin ilk profesyonel yabancı takımı olmak. Tabii bu olur mu onu bilmiyoruz ama hepsinde birçok hayali olduğunu söyleyelim. Kimi Drogba olmak istiyor, kimisi George Weah gibi ünlü bir futbolcu olmak istiyor, adından bahsettirmek istiyor. Mustafa Bey'e soralım, vaat eden kimse var mı? Var, aralarında birkaç tane seviyesi yüksek olan futbolcular var. Tahminen futbolcu olabilir Türkiye'de. Türkiye'de olmasa yine başka ülkelerde olabilir ama onların öncelikli Türkiye'de futbolcu olmak. Hı hı. Hayali kuruyorlar. Dün buraya kimle karşılaştınız? Efendim? Dün bir maç vardı. Kimle karşılaştınız? Şafak 76 ile maç yaptık. 6-2 bitti. Oyuncuları görme imkanımı buldum. Aha. Bu şekilde iyi bir takım kuracağız. Sürekli maçlar yapıp. Umutlu musunuz takımdan? Umutluyum. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani şayet profesyonel olmak istiyorsak, Türkiye'de tutulmak istiyorsak çok iyi çalışmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de çok ciddi rekabet var. Evet. Yani futbolcu olmak kolay değil Türkiye'de. Peki antrenman sahası bulabiliyor musunuz? Yani şimdi bugün buradasınız ama yarın nerede yapacaksınız? Evet, genelde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce Avcılar Stadyum'da antrenman yaptık. Hı. En son Sefaköy Kartal sahasında yapıyoruz. Bugün buradayız. İşte kendi imkanlarıyla yapıyorlar genelde oyuncular. Kendi cebinde veriyorlar. Yani şu ana kadar kimse bu konuda bir destek vermedi. Peki o paralar nereden geliyor diye soracak olursanız, ailelerinden geliyor. Yani Nijerya'da, Gabon'da, Senegal'de ya da Kongo'da yaşayan ailelerinden para istiyorlar. Bir de onları buraya getiren menajerler var. Onlar da destek sağlıyorlar. Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde yaşadıklarını söyledik. Her gün antrenman sahası bulmakta zorlandıklarını ifade ettik ama bugün Bağcılar Belediyesi onları kapılarını açtı ve şu anda karlı kaplı bu stadyumda, Bağcılar'daki Mahmut Bey stadyumunda futbol oynamaya devam ediyorlar. Yarın da maçları var. Gerçekten iyi futbolcular da var aralarında ve bir kişi hariç diğer takımdaki diğer herkes Galatasaraylı. Sadece tek bir kişi Beşiktaşlı. Onların da hayali tabii ki büyük kulüplerde oynamak. Özellikle Galatasaray'da forma giymek. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim ve sözü yeniden Erhan Ertürk'e bırakalım.